O kadar yüzlerce kişinin olduğu böyle bir yeri yönetiyorsunuz. Bir otelcilik hizmeti gibi bir şey de olması lazım burada. Var, hepsi var. Değil mi? İnsanlar geliyor, her şey der otel sistemi gibi hani. Kapatıyorsun kapıları, herkes orada sürekli çalışıyor. Hani Dominik Cumhuriyeti'nde. Ben bilmeyerek söylüyorum bunları hani. Bir sürü insan bir sürü ülkeye aynı anda çekim yapıyor. Orada yiyip içiyor ve onların sosyal sorunları var. Yani bildiğin Çin'deki şeyler gibi. Hani büyük fabrikalar var ya şu iPhone'u üreten. Yani sürekli yaşanan sosyal sorunları çözülmüş. Yani bunu idare etmek aslında bayağı başka bir şey bu aslında. Hani Evet. içerik üretmekten de başka bir şey aslında o. Ya zaten hani bir içerik yapımcısının yaptığı işler de bir tarafta çok böyle editoryal bir konu var. Hani ben ona en kısa yoldan hikaye diye tanımlıyorum yani. Bir hikaye var. Bu hikaye bir senaristin yazdığı ya da bir işte romancının yazdığı bir hikayenin ekrana getirilmesi de olabilir. Bizim bu Survivor'daki gibi oraya seçip koyduğumuz karakterlerin arasındaki etkileşimden kendi kendine doğabilecek bir hikaye de olabilir. Bizim bu reality işlerinde biraz daha öyle oluyor. Bir reality işi baştan nasıl bir hikaye çıkacağını bilmiyorsun ama oraya kendi aralarında etkileşim yaşayabilecek tarzı karakterler koyuyorsun. Ondan dolayı da mesela reality programlarının biz casting diyoruz yani kimlerin yarışacağı ya da kimlerin programda olacağı kararı verilmesi bayağı önemli bir iş. Oraya genelde çatışmalar yaşayabilecek ve kendi aralarında işbirlikleri kurabilecek değişik karakterler bulunmaya çalışıyor. Onun bir formülü yok tabii ki ama işte yıllardır bir takım tecrübelerle, deneye yanıla geliştirmiş tecrübelerle oraya gönderecek insanlar seçiliyor ve orada işte bir takım hikayeler ortaya çıkıyor. Ama Bu editoryal taraf. benim mesela kameranın önündeki insanlar çok ilgilenmiyor. Çünkü onları zaten izliyor insanlar. Ya orada kameranın arkasında duran kameraman var. Yani o adam kalktı gitti. Türk değil mi onlar? Yani Türk. Evet, Türk de var, yabancılar da var ama çoğu Türk. Şimdi kalktı buradan Dominik'e gitti. Adam şimdi güneşin altında millet oy oynuyor. Yani bildiğin insanları adaya koydu. Oy oynuyor. Sen şimdi onları çekiyorsun. Tamam bir gün ilginç, 2 gün ilginç. Çekiyor ama aylarca çekiyorsun bu insanları. Evet. Şimdi senin ondan sonra akşam kapatıyorsun. O insan orada yaşayacak. Onun bir hayatı var hani bir yandan. Bütün ailesini ayırdı. Ailesi de geliyor mu kameramanın Dominik'e? Yok, çoğu gelmiyor. Ailesine ayrı. Askerlik hizmeti gibi bir şey bu hani. Gitti orada aylarca milleti çekti. Kamerayla çekti. Şimdi onun sosyal ihtiyaçları var. Onun işte yeme içmesi var. Onun bir otel odası var. Değil mi? Banyosu, şusu, busu var. Hani o asıl kameranın arkasında bayağı bir hikaye dönüyor olması lazım orada. Hani. Dönüyor evet. Orada kameranın arkasında büyük bir iş var ve büyük bir ekip var ve bu iş aslında çok kolay bir iş de değil. Yani oradaki insanların bir kere tempo çok yoğun yani. Biz işte sabah çok erken saatlerde başlıyor. Gece zamanı geliyor. Geç saatlere kadar devam ediyor. Mesela iklim başlı başına kolay bir iklim değil. Ben mesela hani bu sene 2 aya yakın kaldım. Uzun da kaldım Dominik'te. Ama ben bile zorlanıyorum ki çok şey değilimdir yani iklimle ilgili zorlanmam yani değişik iklimlerde. Nemli bir iklim, bazı dönemler çok yağmur yağıyor, bazen çok sıcak oluyor. Onu düşündüğümüz zaman evet öyle zorlukları var. Ama sosyal olarak da biz mesela orada Türk bir aşçımız var. Buradan götürdüğümüz insanların özlediği tarz yemekler yapılıyor. Çalıştığımız bölge bir turizm bölgesi. Hani Dominik zaten genelde insanların tatil için gittiği bir yer. Ondan dolayı konaklama için mesela bazı arkadaşlarımızın konakladığı yerler direkt deniz kıyısındaki oteller oluyor. Ya da İşte o bölgedeki yine tatil amaçlı yapılmış evler, oteller vesaire o tip yerlerde kalıyorlar. Onun bir rahatlatıcı etkisi oluyor. Etrafta gerçek turistler oraya tatil yapmak için gelmiş çok fazla insan da oluyor. Yani ondan dolayı böyle bir yokluk ülkesinde şantiye, ya yani bir Orta Asya ülkesinde bir inşaat projesi yapmaya gitmiş şantiyede çalışan insan psikolojisi değil oradaki psikoloji. O açıdan biraz daha rahat. Ama tabii ki evden uzak olmak, o kadar uzun süre o insanları çekmek ve çok rutin bir işe dönüşüyor gerçekten. O da bir yerden sonra zorluyor insanları. Kolay değil. Zaten genelde biz rotasyonda oluyor. Orada çok uzun süre gidip sürekli kalan arkadaşlarımız da var. Hatta oradan insanlarla evlenmiş olanlar, direkt orada yaşamaya başlamış olanlar da var. Ki onlar bizler için aslında bazı konularda çok büyük avantaj da oluyorlar. Oraya çok daha fazla ayak uydurabiliyorlar. Ama onun dışında yani böyle ben 4-5 ay kaldım. Biraz benim artık kafayı dağıtmak için Türkiye'ye dönmem lazım diyen insanlar da var. Yani orada bir denge tutturmaya çalışıyoruz. O da bizim zaten zorlandığımız konulardan bir tanesi. Onun dışında açıkçası Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum da ne ekonomik ne de sosyal hayat olarak
çok iyi değil. Ondan dolayı genelde biraz böyle kaçış olarak da görüyor insanlar orayı. Hani bir bu Türkiye'nin bu kasvetinden kurtulayım, bir biraz böyle günlük güneşlik. Mesela bazıları sırf hava, yani mesela Survivor Ocak'ta başlıyor çekime. Burası kar kıyametken. Ben sevmiyorum soğuk havayı, oraya gideyim sıcak sıcak çalışayım diyenler de oluyor. Dediğim gibi Türkiye'nin bu etkilerinden kaçma kafasına giden de oluyor. Zaten yaş ortalaması düşük. Yani birçok çalışanımız bekar. Hani evliler için ya da işte böyle aile, yani ailesine uzak olan için zorluklar var ama baktığımız zaman daha çok böyle bekar tek başına biraz daha biraz orayı tecrübe olarak gören, biraz yeri geldiği zaman işte egzotik bir yerde olmanın mutluluğu vesaire bunları yaşayan bir ekibimiz var. Ama hiç kolay bir şey değil yani. Onlar da orada büyük bir iş yapıyorlar. Ve tatmin tabii ki. Yani yaptığımız işlerin çoğu başarılı. Yunanistan'daki Survivor işte yayınlandığı gün en başarılısı oluyor. Romanya'daki Survivor yine öyle. Türkiye zaten bu sezon çok iyi gitti mesela. Yani o başarılı işler yapıyor olmanın tatmini de var. İşler de büyüyor. Bazı insanlar yabancı hani farklı kültürlerle bir arada çalışmaktan çok memnun oluyor. Orada mesela Dominikli bayağı bir çalışanımız var. Venezuelalı çalışanlarımız var. Hani hem dili bildikleri için. Venezuela ülke olarak zor durumda olduğu için çok kalifiye çalışanları çevredeki ülkeleri dağılmış durumdalar ve bize de gelenler var mesela. Onun dışında işi yaptığımız ülkeden hep birileri oluyor. Çünkü ne kadar işi biz biliyor da olsak mesela bir Romanya bir Survivor çekerken onun o hikaye takibini ana dili Romence olanlar yapabiliyor. Yani bizler onu bir yere kadar ona katkıda bulunabiliyoruz. Ondan dolayı böyle çok kozmopolit etkileşimli bir hayat. O zaman çalışanlar yemek yiyorlar herhalde. Şimdi o da bir sosyal soru. Şimdi bütün gün çekiyor. O insanlar aç önünde. Şimdi ama onların yemek saati geliyor herhalde o arada. Yani onları ve görülmeyen yerlere götürüp yediriyorsun bir anda. Onların yani, bir sorunu yok. Herhalde 10-15 sene falan olmuş ilk Acun Medya'ya. Oralara gidip bu işleri yapmaya başlayalı. Tabii gide gele bir takım tecrübeler edinilmiş mesela. Hani oyun sırasında yemekler oyun alanına geliyor. Ve işte oyunun çekim programı, o anlık planlama da ona göre yapılıyor. Mesela işte oyunların bir açılış seremonisi var. Genelde o seremoni çekiliyor. Ondan sonra arada seremoniden normal oyuna geçiş sırası genelde öğle arasına denk geliyor. Mesela o arada yemek yeniyor. İşte orada da bir dönüşümlü yemek yeniyor. İşte bir kameramanların bir kısmı yemek yerken diğerleri kameraların yerini değiştiriyor falan. Böyle zaman içinde kendi kendine oluşturulmuş bir akış var. Biraz optimize edilmiş. Onun dışında büyük bir yemekhane var. Normal işi biten ya da tatil günü, izin gününde olanlar gidiyorlar o yemekhanede yiyorlar. Ama yemeklerimiz güzel. Sadece yarışmacılar yararlanamıyorlar hani bu hizmetten diyorsun. Ya yarışmacılar yararlanamıyorlar ama yarışmacıların da özellikle sezon sonuna doğru çok güzel ödülleri oluyor. Yani yarışıyorlar, kazanan takım çok güzel. Zaman zaman çalışanlarımızdan daha güzel yemekler yiyebiliyorlar. Mesela işte bazı yani Miami'ye gidip yemek yeme ödülü oluyor mesela. Atlıyorlar Acun Bey'in uçağına. Evet. Gidiyorlar Miami'de cheesecake yiyorlar. Ne bileyim işte biftek yiyorlar. Hani ondan yarışmacıların çok böyle aşağıdan başlayan ama çok yukarı doğru giden bir yemek grafiği oluyor. Teşekkür ederiz Doğa. Geldin. Bir sürü güzel ilginç şey anlattın. Ben bir sürü şey öğrendim. Hani ben yayıncılık camiası uzak televizyon izlemeyen bir insan olarak ilginç bir sürü şey öğrendim. Ben teşekkür ederim beni çağırdığın için. En azından bir elektronik mühendisinin televizyonda ne işi var sorusuna evet. Biraz cevap vermeye çalıştık. Bayağı bir işi varmış değil mi? Evet. Var tamam. Gerçekten. Sağ ol. Görüşürüz yine inşallah. Görüşürüz valla. Bence de çok güzel oldu.